Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözümlerini es kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 3 tane güzel sorum var. Bu sorular sizleri biraz zorlayabilir. Eleyecek tarzda 3 tane soru değerli arkadaşlarım. 3 ile 3 yapanları ben yorumda bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ilk Boğaz Savaşı olarak bilinen Truva Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na saldırmıştır? Truva Savaşı'nın sebebi neydi? Prenses Selen'in kaçırılmasıydı değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi Fenikeliler ilk Boğaz Savaşı'nı gerçekleştirmedi. Fenikeliler cam işçiliğinde ileriye gitmişlerdir. Ayrıca Fenikeliler alfabeyi bulan uygarlıktır. Miken yani Aka uygarlığı doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Girit uygarlığı ile ilgili bizim bilmemiz gereken bir saray var. Knossos Sarayı en önemli saraylarıdır. İyon uygarlığı özgür düşünce ortamının olduğu uygarlık olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Mısır uygarlığı biliyorsunuz ki dışa kapalı bir toplum yapısına sahiptir. Bundan dolayı da fazla istilaya uğramamıştır. Cevabımız Miken yani Aka olacaktır. Truva denilince aklımıza gelen uygarlık Miken'dir. Truva denilince aklımıza kim geliyor? Komutan Aşil geliyor. İkinci sorumuz. Bir öğrencim yorum yapmıştı hocam. İslam tarihinden soru geliyor mu diye. Tabii ki geliyor. Sos 1'de her yıl gelir. Ortaçağ İslam dünyasında İslam Rönesansı diye adlandırılan dönem aşağıdaki devletlerden hangisinde hakimiyeti sürecinde olmuştur? Emevler döneminde İslam Rönesansı yaşanmadı. Sınırlar genişledi ama İslamiyet'in yayılış hızı azaldı. Niye? Çünkü Emeviler mevali politikasını takip ediyordu değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu eledim. Memlükler halifeyi himaye ettiler. Moğolları durduran devlet olarak bilindiler. Eyyubiler Hattin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri aldı. Abbasiler doğru cevabımız. Büyük Selçuklu Abbasi halifesini koruma altına aldılar. Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını aldı. Cevabımız Abbasiler olacaktır. Abbasiler döneminde İslam dünyası altın çağını yaşadı. İslam Rönesansı diyoruz biz buna. Tercüme heyetleri kuruldu. Bununla beraber Beytülhikme adında okul açıldı. Çeviriler yapıldı. Oldukça önemli bir dönem değerli arkadaşlarım Abbasiler dönemi. Üçüncü sorumuz. Hun akınları sonucu başlayan kavimler göçünün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine gelişmelerinden hangileri kanıt gösterilebilir? Siz siyaseti arayacaksınız. Anlaştık mı? Yerel siyasi otoritelerin ortaya çıkması. Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna feodalite diyeceğiz. Yani derebeylik diyeceğiz. Buna ulaştık. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması. Siyasi yapıyı değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Hristiyanlığın yayılması siyasi mi, dini mi? Tabii ki dinidir. O yüzden bunu ele cevabımız C şıkkı. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.